akşamlar, merhabalar. Mukaddes Pekin Baştil ben. Hoş geldiniz, güzel akşamlarınız olsun sevgili canlarım. Evet, bu akşam sevgili Yıldız Demirdoğan'la birlikteyiz sevgili canlar. Negatif enerjilerden arınma, çekim yasası, çapalama tekniğiyle hayallerine ulaşma çalışması. Bir tane de çalışma var yayın sonunda tabii ki. Sevgili canlar, hepinizin Berat Kandili mübarek olsun, hayırlı beratlarınız olsun, kutlu beratlarınız olsun sevgili canlarım. Güzel Allah'ım sizleri, ülkemizi ve gezegenimizi huzurla gelecek beratlara kadar inşallah. Çok önemli bir akşam, çok kutsal bir akşam sevgili canlar. Şimdiden hepinize kutlu olsun. Bu arada önümüzdeki hafta pazar günü için son bir kez duyuru yapayım istedim. Hemen Yıldız Hanım'ı bağlamadan önce kendisi gelir gelmez bağlayacağım. Önümüzdeki pazar günü 20'sinde ayın akşam 20 ile 24 arasında sevgili Real Life Akademi Zeynep Dündar'la atalar çalışması var. Bir kez daha bir yıl önce yapmıştık en son. Bir kez daha bir atalar çalışması yapalım ve yolumuzu temizleyerek devam edelim dedik. Lemurya Akademi'nin bir organizasyonu olacak. Hepinizi bekliyorum. 0 552 579 579 6'dan WhatsApp'tan atalar yazmanız yeterli. Bizi bulmanız ve bilgileri elde etmeniz açısından. Yıldız Hanım siz geldiniz mi? Sizi ben göremedim. Evet Yıldız. Davet ediyorum sevgili canlar. Negatif enerjilerden arınma, çekim yasası, çapalama tekniğiyle hayallerinize ulaşma çalışması. Yani bir çalışma var yine yayın sonunda sevgili canlarım. Evet. Allah. Sevgili Yıldız Hanım. Hoş geldiniz. Sizi merhaba. Sizi göremiyorum. Neden acaba? Şimdi oldu mu? Evet, şimdi oldu. Sanırım ters çevirmiştiniz. Ortalayabilir miyiz acaba kamerayı? Tam kendinizi ortaya koyabilir misiniz? Yıldız Hanım. Niye mi böyle? Hayır. Hayır. Biraz daha mı yaklaşayım? Öyle biraz diyeyim. Yaklaşalım ve şöyle kamerayı öne doğru eğelim. Yani üstünüz değil de sizi görelim. Şöyle kendinize doğru çevirin. Oldu mu? Şöyle biraz daha yukarıdaki boşluğu bitirelim lütfen. Yukarıdaki boşluğu bitirelim. Biz kendinize nasıl doğru çekin. Kendinize doğru çekin şöyle. Öne doğru çekin şeyi. Ekranı, bilgisayar veya telefon hangisi bilmiyorum. Evet. Durun. Oldu mu? Evet. Şimdi oldu. Evet. Güzel akşamlarınız İyi olsun. Akşamlar. Hayırlı kandiller olsun. Sağ olun, teşekkür ederim. Hayırlı kandiller size de sevgili Yıldız Hanımcığım. Evet sevgili canlar, Yıldız Hanım'la ilk defa tanışıyorsunuz. Biliyorsunuz biz hocaları yavaş yavaş sizinle tanıştırıyoruz. Değişik değişik hocalarla sizi tanıştırıyoruz. Bu pandemi sürecinin en büyük armağanlarından birisi oldu. Artık bu şekilde... Nerede bir değer, cevher varsa onları bulup çıkaracağız inşallah sevgili canlarım. Evet bugün Yıldız Hanım'a çok güzel bir çalışma yapacağız. Ses de şimdilik bir... İyi mi ses? Ses yani çok derinden geliyor ama şimdilik iyi. Şimdilik iyi. Evet. Negatif enerjiler... başka bir yere sesim iyi gelsin diye. Evet, yo, sesiniz şu anda iyi. Yine yazarlarsa ona göre ayarlarız sevgili Can. Tamam, hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hayırlı kandiller olsun. Ben yavaş yavaş size bırakayım. Çok şükür iyiyim. Yani çok mübarek bir güne denk gelmiş. Ben de çok mutlu oldum. Evet. O yüzden güzel bir güne denk gelmiş. Bugün negatif enerjilerden arınma çekim yasası ve yayının sonuna doğru da yine evet. Çapalama tekniğiyle bir hayallerine ulaşma çalışmamız var. Onun evet. için sevgili evet. canlar herkesi davet edin de o çalışmada hepiniz burada olun istiyorum. Herkes gelsin istiyorum. Herkesi davet edelim sevgili canlarım. Evet. Teknikte herkes bulunsun, çalışmada herkes bulunsun istiyorum. Evet, negatif enerjilerden arınma. Ben sözü size bırakayım Yıldız Hanım. Sizi dinlemek için geldiler. Buyurun lütfen. Teşekkür ederim. Öncelikle sizin de yüreğinize, emeğinize sağlık. Ne güzel bizleri takipçilerinizle buluşturuyorsunuz. Bu alanda güzel bir hizmettesiniz. Hizmetiniz kabul olsun diyeyim.
Yüreğinize sağlık. Sizin de can, sizin de. Teşekkür ediyorum. Önce kendimi tanıtayım birazcık. Belki tanımayanlar vardır. Aslında işletme mezunuyum. Fakat yıllarca bilmeden şifacılık yapmışım. Bunu sonradan fark ettim ve meslek olarak sonradan geçtim. Böyle bir bilerek değil tabii, bilmeden geçtiğim bir meslek oldu. İşte bu yolda ilerlemeye gayret ediyoruz. Hedefimiz de insanlara katkı yapmak. Bu akşam da hayallerimizi çapalama yapacağız. Çok etkili bir çalışma. Bireysel çalışmalarda çok etkisini gördüm. İlk defa sizin yayınızda yapacağım. Yani kendi canlı yayınımda bile bunu yapmadım. Size nasip oldu. Bu geceye nasip oldu. Bunda da vardır bir hayır. Tabii bu gecenin enerjisi çok güzel. Tabii hayallerimize gidememenin yolları da biliyorsunuz genellikle negatiften dolayı gidemiyoruz. Yoksa evrende hepimize yetecek kadar bolluk, bereket, huzur, her şey var. Fakat kendimiz, alanımız temiz olmadığından dolayı ne oluyor? Bu hayallerimize gecikmeler oluyor. O yüzden negatif enerjilerden arınmamız gerekiyor. Bunu tabii öncelikle ben kendimi gözlemlediğim şeylerden bahsedeyim. Yani bir insan nerelerde takılıyor, nasıl oluyor, böyle genel hepimizde yaygın olan bir şey ve Türk toplumunun da genellikle birbirine benzer bilinçaltları olduğu için onlardan bahsedeceğim. Sesim geliyor değil mi Mukaddes Hanım? Ses Geliyor mu? çok ses güzel geliyor. Sadece sizi bir Tamam. ortalasaydık daha güzel olacaktı ama bir türlü onu yapamadık. Bir şöyle ortalayabilsek, evet daha iyi oldu. Evet çok iyi oldu. Harika, harika oldu şimdi. Evet. Biraz Evet. daha olsa düşecek gibi geliyor. Yok yok, şu anda iyi. İyi tamam. Değil mi? Tamam. Okeydir. Şimdi hiçbirimiz tesadüfen bu dünyada değiliz. Bunun artık farkına varmakta gecikmeyelim diye düşünüyorum. Çünkü insanlar huzursuzluk yaşarken niye bu dünyadayım? Niye ben bunları çekiyorum? O konuda çok takılıyorlar. Hiçbirimiz tesadüfen bu dünyada olmadığımıza göre zaten ilk kodlamalar şeyden başlıyor. İsim ve doğum tarihimizden. Bir insan niye bu dünyada, niye gelmiş? Zaten isim ve siz dün akşam yaptınız herhalde bunu. İsim ve doğum tarihi çok önemli. Yani insanın orada belli oluyor niçin bu dünyada oluşuyor. İkincisi ise Evet. Evet. kodlamalar oradan belli oluyor niye bu dünyadayız. Ve hepimiz özel yaratıldık. Bunu kendi değerimizi bilmemek bir kere Yaradan'la olan bağımızı koparır. Çünkü onun nurundan üflendik ve bu dünyada hepimizin aynı Alo, şekilde, bu aynı salonda şartlarda. inanılmaz bir gürültü var. Bu salondaki gürültüyü bir makine, buzdolabı, bir şey sesi var bu salonun içinde. Bununla bir ilgilenebilir misiniz rica etsem? Canlı yayındayım şu anda. Evet. Bunun hediyeleri nelerdir diyelim. Ne olduğunu anlamadım. Odada bir gürültü var. Annem, babam, kardeşlerim var şimdi ama odadan çıkmışlar. Evet. Kalabalık olunca oluyor yani, ister istemez oluyor. Olsun. Şimdi bu birinci sebeplerden en çok insanların çok etkilendiği, dediğim gibi niye bu dünyadayız? İkincisi kendini sevememe. Bu Türk toplumumuzun çok böyle kanayan yarası. Çünkü aileden o sevgiyi göremediğimizden, çünkü sonuçta hepimiz çok bilgili anne babanın çocukları değiliz. Bizler de bizden sonraki nesilde, gerçi bu son zamanlar aydınlanma bayağı oldu. Bundan sonraki çocuklar bence çok rahat edecekler diye düşünüyorum. Fakat bizim nesil, bizden öncekiler, sonuçta herkes çocuğunu çok sever. Fakat ona hissettiği, onun hissettiği o sevgi anlayışı çok önemli. Eğer onu alamadıysa toplumda çok fedakar olan bireyler olmaya başlıyorlar. Onun dışında ya çok fedakar oluyor ya da çok egolu, bencil oluyor kendisini kabullendirmek için. Sonuçta ikisi de çok negatif bir duygudur. Bu da alanını kapatır. Bazı şeylere rahat erişemez. Bir de
anne babalarımızı düşman olarak gören yetişkinler var. Hala içindeki çocuk kızgın, hala içindeki çocuk agresif, hala bazı şeyleri çözememiş durumda olduğu için ilk kodlamalarda anne ve babadan kaynaklandığı için bilinçaltımızda onları farklı algılıyorlar. Anne baba sonuçta her anne baba çocuğunu çok sever. Fakat çocuk bunu hissedememişse veya kardeşler arasında ayrımcılık olmuşsa çocuk burada kendini olumsuz görmeye başlıyor ve çoğu zaman da anne babanın çocuğun iyiliğine yaptığı şeyler çocuk onu düşman gibi görüyor. Bu durumda çocuk hep mutsuz oluyor. Ne oluyor? Sevgi arayışı dışarıda aramaya başlıyor. İşte hatalar da o zaman çıkıyor. Bir de çocuk ailesinin dışında. Şimdi bir de niye eskiler daha huzurlu, daha mutluydu? Tabii dünya sistemi de değişti. Fakat çalışan anne babalar, özellikle anneler de artmaya başladı. Çocukla daha az vakit geçirmeye başladıklarından dolayı çocuk orada terk edilme duygusu yaşıyor. Anne işe gittiği iş için başkaları bakıyor, büyük anneler bakıyor veya bakıcılar oluyor. Fakat çocuk o ayrılışı travma olarak algılıyor. İnsanların bir de doğasında bu da var. Arkasında neye geldik? DNA ve hücresel kodlamalarımız. Atalarımızdan getirdiklerimiz, karmalarımız. Ve bilerek veya bilmeyerek bizim yarattığımız karmalar. Sonuçta hepimiz bir yaşamın içindeyiz. Bilmeden de olabiliyor veya içimizdeki o böyle olumsuz duyguların yarattığı şeyler de olabiliyor. Şimdi atalarımızdan getirdiğimiz karmalardan tabii arınmak çok önemli. Sizin herhalde öyle bir programınız var. Yani Hafta sonunda eğitimimiz. böyle bir eğitimimiz Evet, vardı. yani Evet. çok önemli. Şimdi öncelikle enerjilerin temizlenmesi gerekiyor, negatif enerjilerin. Bu bahsettiğim işte kendini sevilmeme, ailedeki durumlar, anne baba durumu, sonra karmalarımız. Bunlar hep enerjimizi tıkayan şeyler. Yüzlerce insanla çalıştım, seans yaptım. Hep anne baba çıkıyor altında, olumsuzlukların altında. Ya da atalarından getirdikleri aktarımlar. Ben zaten diyorum ki artık dede eriği çalıp yemesin, torunların da dişi kamaşmasın diye düşünüyorum. Hepimizin tabii biraz dikkat etmemiz lazım bu yaşantıda. Yani kolay kolay birini kırmamaya özen gösterelim derim. Çünkü gerçekten yaptığımız her şey bize dönüyor. Bizden giden bize geliyor. Hiçbir şey karşılıksız kalmıyor. Yaptığımız iyilikler de, yaptığımız olumsuz şeyler de. Sonuçta atalarımızdan gelen her karma da kötü değildir. Onların iyi karmaları da vardır. Mesela şifacı bir aileden gelmek ne kadar güzel bir karma. Onlara teşekkür ediyorum. O da yansıyor bize. Fakat onun dışında olumsuz veya haksızlık yaptıkları durumlar da ister istemez bugünkü yaşantımıza yansıyor. Bu çok önemli bir konu. Bundan sonraki nesillerimizin rahat etmesi için hepimizin biraz daha özenerek bir şey yaparken acaba burada bir karma yaratıyor muyum diye düşünmemiz gerekiyor. Aslında çiftler arasında da oluyor veya gençlerde çok karşılaşıyorum. Tam o sevgi anlayışını tam yakalamadan seviyor gibi yapmak biraz tabii farklı şeyler oluyor. Onlar bile karmaya giriyor. Ya sende çıkmasa bile çocuğunda çıkmasa torununda. Ben azıcık su alıyorum müsaadenle. Tabii ki. Hayır, aslında karmaya girmesi, inanır mısınız? Ben onu söylüyorum. Yolda, trafikte giderken bile bir arabanın önüne geçmeniz, belki o arabanın hakikaten o arabadaki insanın bir dakika, bir 10 saniyelik gecikmeyle belki bir şeyi kaçırması, bir yere yetişememesi, uçağa kaçıp yani hemen fırlayıp öne çıkıyoruz hani. Çıkıyor bir anda, ötekini geciktiriyor. O kadar büyük karmalar yaratıyoruz ki, kul hakkı, kul hakkı. Bana göre kul hakkı çok Çok önemli. önemli. Karmayı biz her saniye yaratıyoruz ve onların karma olduğunun farkında değiliz, değil mi? Farkında bile değil. Asansöre Evet. birisinden önce fırlayıp girmek yok. Yani çok basit şeyler ya. Nerede Evet. karma yarattığımızı fark etmiyoruz bile. Fark etmiyoruz. Aynen öyle. Ufacık bir şeydir fakat
dönüşü büyük olacak. Şey de öyledir, iş yerlerinin açılıp kapanması, bolluk bereketin tıkanması, evliliklerdeki sorunlar, evlenememe veya evlenip boşanıp boşanıp sürekli bir daha evlenme. Bunlar da hep karmaların sonucudur yani. Karma temizliği çok önemli. Hepimizin dikkat etmesi gerekiyor. Bir de kendimizi sevememe de kul hakkıdır yani. Çok fedakarlık yapmak da kendi kul hakkımıza girmektir. Bu da çok önemli bir konu. Yani başkasının kul hakkını düşünürken çok güzel bir şey. Fakat kendimize değer vermediğimizde, kendimizi sevmediğimizde bu sefer de kendi kul hakkımıza girmiş oluyoruz. Diğer insanları mutlu edelim derken kendimizi mutsuz ediyoruz. Zaten sonuçta böyle davranan insan mutlaka sonradan hastalanmaya başlıyor. Ya ruhen ya fiziken sistem bozuluyor. Benim yıllarca yaptığım gibi. Ben de yaptım. Çok güzel Yani yaptım. hayatım boyunca hep başkalarını öne koydum, evet. Ben de öyle. Ben de öyle. Sanki hayat amacım oymuş gibi. Fakat sonuçları neyse, bugünümüze şükür güzel şeylerle ödüllendirildik. Buna şükredelim. Şükürler olsun. Gerçekten hamdolsun. Öğrendik. Allah'a şükür. Öğrenmeye çalıştık. Çalışıyoruz. Öğrendim. Tekamül ölene Evet. kadar öğreneceğiz inşallah. Evet canım. İşte buradaki amacımız da hiç olmasa diğer insanları uyarabilmek. Biz yaptık, onlar yapmasınlar. Yani nasıl olsa sistem belli, yol belli. Artık onlar dikkat etsinler bu konuya. Bizi uyaran da olmamıştı. Değil mi? Evet. Tabii Olmasa onlar şanslılar. el yordamıyla kendi çabalarımızla tabii Evet. benim yani hayatımın 40 yılı öyle geçti. Evet sevgili Can. Benim de öyle. Sonra affedememe konusu çok önemli. Affedememe. Kendimizi suçlama, yaptığımız şeylerden pişmanlık duyma. Diğer insanları affedememe. Özellikle de şeyde çok oluyor. Seanslarda karşılaşıyorum. Akrep ve Oğlak'ta biraz bir inatla beraber affetmem diyor mesela. Ben sevgiyle affedin diyorum. Etmem diyor. Affetmeyi şöyle algılıyoruz genellikle. Öyle düşünüyorum. Onu affedince sanki tekrar onunla aynı şeyleri yaşamak, hala onunla diyaloğunu devam ettirmek anlamına gelmiyor aslında affetmek. Affetmek enerjisel olarak o taşıdığın yükü bırakmak. Gene istemiyorsan görüşmeyebilirsin. Yine bir diyalog içine girmeyebilirsin. Fakat affetmek özgürlüktür. Ben böyle affetmeyeceğim diyenlere şunu söylüyorum genellikle. Diyorum ki 10 kilo patates sürekli elinde. Her yere yatağa girerken bile onunla gir. Yürürken onunla, tuvalete giderken yine onunla. Bakalım taşıyabiliyor musun? Bir yerde bırakmak istersin. Tabii diyor. İşte affetmek de öyledir. Affetmek özgürleşmektir yani. Bir de affetmediğimiz zaman Mukaddes Hanım şey oluyor. Enerjimiz karşıya geçiyor. Yani kendimizden enerji onu böyle pozitife çeviriyoruz. Kendimiz de negatife düşüyoruz. Bu da çok önemli bir konu. Bunu affetmek çok önemli. Mutlaka affetmek durumundayız. Yani kendi sağlığımız, kendi huzurumuz, kendi alanımız için bilerek veya bilmeyerek bize yapılan her şeyi, kişileri sevgiyle affetmemiz gerekiyor. Ondan sonra özgürlük başlıyor. Yoksa onlar bizi ellerinde tutmuş gibi oluyorlar. Tabii Sürekli aşağı çekip oluyorlar. affetmek deyince hani ben yani o bana şunu yaptı niye affedeyim? O bana bunu yaptı niye affedeyim? Ya da affetmek deyince illaki konuşmak, karşılaşmak, yüz yüze gelip affetmek de değil ya. Yani. Affetme çalışmaları, kalbinde affetmek. Bir de insanların yaptığı en büyük şey yani affettim diyor. Bakıyorsunuz 6 ay sonra ama o bana bunu dedi. Orada affetmemiş zaten. Yani af diye bir şey yok. Diliyle affetmiş. Gönülden, Kalpte kalpten affetmek affetmemiş. gerekiyor. Kalpten Yani affetmemiş. Evet. ağızda söylemekle olmuyor. Aslında her şey öyle. Ben hep derim ya, böyle üçgen derim ben. Yani kalp, zihin, dil. Uyum içinde olacak. Yani buradan söylüyorsan
Buradan düşünüyorsan, buradan söylüyorsan zihninde. Bu üçgen çok önemli. Üçünün bir olması lazım. Bu hayatta mutlu olmanın yoludur bu. Burası farklı söyler, dilim farklı söyler, zihnin başka şey düşünürse hep mutsuz oluruz. Bu üçgen çok önemli. Bunun için de herkesin dikkat etmesi gerekiyor. Affetmek her zaman dediğim gibi özgürlüktür. Allah tabii bu akşam da af dileme ve affetmek için uygun enerjilerin olduğu bir gece. Zaten çalışmada onunla ilgili bir şeyler yapacağız. Gönülden affedelim. Onu yaparken de gönülden affedelim. Dilinizde olmasın yalnız. Bilinçaltımız biliyorsunuz nereye gidiyorsak geliyorsak bilinçaltı neyse hayatımız odur. Bilinçaltı ile ilgili kendimizi sorgulamamız gerekiyor. Eğer olumsuz bir olay yaşıyorsak, hayatımızda terslikler oluyorsa, ilerleyemiyorsak, mutsuz oluyorsak, mutlaka bilinçaltımızda bizi engelleyen durumlar, kodlamalar vardır. Onun üzerine çalışmak gerekir. Ben böyle bir de notlarımı aldım. Evet. Bir de yaradanla ve evrenle bir olma duygusu. Bu teslimiyettir. Eğer hayata, olanlara aklın ermiyorsa veya uzaksan, bağını koparmışsan mutlaka enerjin yine düşüyordur. Yine alanların tıkanıyordur. Çünkü evren birbirine bağlı, hem insanlar hem doğa, bütün evren birbirine bağlı bir şekilde yaratılmıştır. Yani hiç birbirimizden kopuk değiliz. Aslında tüm hepimiz görünmeyen ağlarla birbirimize bağlıyız. Bunu fark etmemiz gerekiyor. Onu fark ettiğimizde aslında iç huzurumuz o zaman başlıyor. Güven duygusu o zaman başlıyor. Bir olay olduğunda neden olmadı diye tepinmiyoruz o zaman. Biliriz ki olanda da olmayanda da vardır bir hayır. Zaten sıkı tuttuğumuz her şey sınavımızdır. Biraz relax düşünmek lazım bu konuda. Evrenle iletişim halinde olduğumuzu hep hatırlamamız gerekir. Evet. Şeyle Biz genellikle şey affetmekle ilgili bir iki soru var. Affetmekle hakkını yapıyoruz. helal etmek veya helal etmemek aynı şey mi? Öyledir. Ben affederken hakkınızı da helal edin. Helal etmediğiniz şeyde de karma oluşturuyorsunuz. Helal etmediğiniz zaman o da bir karmadır. Helal edin. Siz onu helal etmediğinizde, affetmediğinizde ilahi sistem gecikir, çalışmaz. Affettiğimizde ilahi sistemde zaten her şey yerini buluyor. Çok böyle terazisi ince, düzgün olan bir terazidir ilahi adalet. Siz affettiğinizde ilahi sistem devreye girer. Sizin yerinize. Siz hakkınızı helal etmek durumundasınız. Çünkü o karmalarla yüzünüze gelir yani. Başka yerden bir şey gelir. Bitmez yani. Helal Affettim çok önemli. diyor. Birisi diyor ki bir canımız affettim ama aylar sonra daha fazla üzüldüm diyor. Burada benim fikrim aslında affetmedi, affettiğini zannetti. Ya da affetti, aynı sınav tekrar kucağına geldi. Aslında bir daha hatırlatılıyor. Yani affetse bile sınav bir daha geliyor. Bakayım bir gerçekten affetti mi diye düşünüyor. Yokluyor. Siz ne diyorsunuz? Yokluyor. Evet. Yokluyor. Bakıyor gerçekten sen affetmiş misin? Gerçekten duygularını toparlayabilmiş misin diye yoklar. Eğer o duygusu gerçekten yerine oturmuşsa bir daha karşılaşmaz. Gönüldeysen bir daha karşılaşmaz. Ama sistem, ilahi sistem gereği birkaç kez şöyle bir yoklanır. Ne olursa olsun. Yani tövbe ettiğimiz ya da sınandığımız şeylerde bir kez daha sınanabiliriz, iki kez daha sınanabiliriz sevgili canlar.
Emin olmak ister sistem, değil mi? Evet. Bizim Bir de tekabülümüz böyle için. başkalarını değiştirmeye çalışıyoruz. Bir de bizim toplumun gene çok yaygın. Çünkü bilinçaltlarıyla toplumlar oluştuğu için diyorum. Türkiye için çok geçerli. Hep böyle başkasını değiştirmeye çalışırız. Başkasında açık aramaya çalışırız. Tanımadan etmeden yorumlar yaparız. Aslında herkes kendisiyle çalışmalı. Her birey kendi üzerinde çalışırsa, kendini düzeltirse, hayata bakış açısını değiştirirse, teslimiyette olursa, güzel duygularda olursa zaten her şey değişir. İnancımız değiştiğinde, hayata başka bir pencereden baktığımızda zaten hayatımız değişiyor. O çevremizdeki o insanlarla da artık muhatap olma durumunda kalmıyorsun. Çünkü enerjisel kopuyorsun zaten. Ya da eğer aile bireyleri ise sen enerjini yükseltmişsen onlar da faydalanıyor. Özellikle çocuklar. Ne kadar önemli. Yani annenin düzelmesi çocuğu ne kadar etkiliyor. Özellikle belirli yaştaki çocukları. Tabii bir de anne rahmi var. Tabii anne rahmi çok önemli. İnsanlar ilk işte rahime girdiğinde işte atalardan kodlamalar onlar bunlar tamam. Sonradan da çocuk yani bebek birebir annesinin travmalarını yaşıyor. Anne üzülmüşse orada kodlanıyor. Anne mutluysa kodlanıyor. Anne çok büyük bir olay yaşamışsa yine çocuğa yansıyor. Çocuk birebir annenin kopyası gibi çıkıyor. Tabii doğumda eğer erkek beklendiyse, kız çıktıysa, yani dünyaya kız çocuğu geldiyse, o kız çocuğu hep kendisini erkek gibi görür. Neden böyle olduğunu bile bilmez. Doğumların, o ilk konuşmaların, hastane ortamın veya neresiyse, çocukların bilinçaltında, bebeklerin bilinçaltında çok büyük yer ediyor. Hiç olmasa yeni nesil bunlara dikkat ederse, mutlu çocuklar dünyaya gelir. Annenin travması varsa, korkuları varsa, mutsuzsa, direkt çocuk da mutsuz oluyor ve insanlar anlamıyor. Aa, ortamı güzel diyorlar, bu çocuk niye mutsuz? Fakat anne o ara yaşadı, sonra belki mutlu oldu biraz anne. Fakat direkt orada kodlanıyor çocuğa. O ara çocuğa çirkin veya güzel çocuk demeleri bile kodlanıyor. Ay güzel çocukmuş veya şişkoymuş. Ay çok cılız doğdu. Bunlar da hepsi kodlanıyor çocuğa. Konuşmamıza işte ben hep diyorum yani güzel bir şey konuşamıyorsak bari susalım diyorum. Evet. Ya güzel Bir şeyler de küvezde konuşalım ya büyüyen da çocuklar var. Yani bu negatif enerjileri anlatırken küvezde büyüyen çocuklar var. Annenin hemen kucağına almadığı çocuklar. İster istemez onlarda da sorun yaşanıyor. Ben genellikle bir insanın hayatında nerede sorunlar var, onlarla ilgili böyle bir derleme yaptım. Kendini sevememe, anne baba aile büyüdüğü ortam, affetmeler, affedememeler, DNA ve hücresel hafıza boyutumuz, anne rahmimiz, Yaradan'la evrenle bir olamama, yani özetlersek konular bu. Evet. şimdi Şimdi teslim olamama duygusu. durun, teslim olamamaya geçmeden önce affetmekle ilgili bir önemli soru daha var. Onu da sorabilir miyim? Ben göremiyorum soruları. Şey diyor, diyor ki ya bizi affedemedilerse bizim haklı ya da haksız yaptığımız ya da yapmadığımız şeylerden dolayı başkaları bizi affedememişse bu bizim hayatımızı nasıl etkiler diyorlar. Bu da önemli. Şimdi affetme yaparken bu akşam onunla ilgili de bir arınma yapacağız. Yani bütün bu bahsettiğim konularla ilgili ufak ufak, tabii genel anlamda ufak ufak olacak. Çünkü yayınımız ancak müsait olur. Bir arınma yapacağız. Şimdi şöyledir, sen kendin hatalıysan, karşı tarafa haksızlık yapmışsan ve bunun için Yaradan'dan af dileyebilirsin, tövbe edebilirsin. Haksızdım diye haksızlığını kabul edebilirsin.
Yaradan affedicidir. O Tamam. affetti mi? Tamam, haklı ya da haksız. Karşı taraf bizi affedemiyorsa ya demiş. Yani mesela annesine şey yapmış, annesi affedemiyor. Bir arkadaşına bir konuda ihanet etmiş, arkadaşı affedemiyor. Bu bizim hayatımızı etkiler mi diyor? Yani helalleşmek her zaman iyidir. Konuşsunlar, gidip gönlünü alsınlar, hatasını söylesin, özür dilesin. Karşı Evet. taraf gene de affetmiyorsa ayrı konu. Fakat o moda girsin, o enerjiye girsin. Bu karşıdakinin Gereken özrünü tekamülü. dilesin. O evet, özür Tabii. dilesin, telafi etmeye çalışsın. Bir şeyini Hı-hı. kaybettiyse maddi olarak karşılamaya çalışsın, değil mi? Haksızlık Evet. ettiyse özür Telafi, dilesin. Hepsini telafi etmiyor ama her şeye rağmen karşıdaki affetmiyorsa o da onun tekamülü. Çünkü o da onun tekamülü. affetmediği zaman kendini bağlar zaten enerji olarak, Evet. frekans olarak. Evet. Değil Evet. mi? O artık onu ilgilendirir. Fakat üstüne düşeni de yapmak lazım. Yani oturduğumuz yerde beni affetmedi diye kımıldamamak olmuyor yani. Onu telafi etmenin yollarına bakmak lazım. Bu çok Ben yani önemli konulardan biri de bu. şey olarak anlatırım onu, biliyor musunuz? Birisine çok öfkeleniyoruz, bir türlü affedemiyoruz. Sürekli her gün onunla ilgili konuşuyoruz, affedemiyoruz. Yani haksızlık bile edilmiş olsa affedemiyoruz, konuşuyoruz onunla ilgili. Aslında onun enerjisini, frekansını yükseltip onun negatiflerini kendi üstümüze alıyoruz affedemediğimiz zaman gerçekten. Ve hani cürümü kadar yer yapmak olayı vardır. Hani cürüm beden demektir. İnsan başkasına beddua ettiğinde, başkası için kötü şeyler dilediğinde, affedemediğinde o öncelikle cürümü, yani bedeni rahatsız eder. Önce bana zarar verir, ondan sonra karşıdakine zarar verir. Bunu lütfen unutmayalım Evet. canlar. Yani başkası için kötülük dilediğimizde, beddua ettiğimizde, affetmemenin devamı olarak önce kendimize zarar veririz. Ondan sonra karşıdakinin enerjisini de bloke etmeye başlarız ama önce bizden başlar. Onun için Tabii en tabii kolay yol bağışlamaktır. kendini Affetmek de değil de affetmek çok bağışlamaktır. önemli. Bazı insanlar da kendisini de affedemiyor. Yaptığı Onu hatalardan dolayı. o konuyu da anlatalım biraz. Evet. Geçmişe takılı yaşamak gibidir affetmemek aslında. Kendini affetmemek. Şimdi ne oluyor? Kendini değersiz gördüğünde kendini tabii alt duygusu değersizlik. Ne oluyor? Suçlama, özgüven eksikliği. Yaptığı hatalardan dolayı niye yaptım ben bunu deyip sürekli onu düşünmek. Olabilir insanoğluyuz, hatasız kul olmaz. Mühim olan onun farkına varıp telafi etmek. Bu kendimiz için de geçerli. Farzit bir hata yaptık. İnsanoğluyuz, yapabiliriz. Fakat bu hatadan geri adım atmak önemli. Evet. Kendimizi geriye çekmek önemli. Bir daha bu ve buna benzer hatalar yapmamak gerekiyor. Ben zaten Yaradan'dan af dilerken diyorum ki, yani veya tövbe ederken, bir daha yapma şansınız varsa, düşünüyorsanız, içinizde öyle bir duygu varsa, boşuna af dilemeyin yani. Önce onu içinizde pekiştirin. Gerçekten onu hatalı bulup bir daha yapmama niyetiniz var mı? Varsa dileyin, diğeri yap boz gibidir. Aslında hayat çok kolay, zorlaştıran bizleriz. Nedir? Dedikoduyu severiz. Alanımız kirlenir. Kızgınlığımız var. Öfkemiz var. Kırgınlığımız var. Endişelerimiz var. Kaygımız var. Bunlar hepsi negatif duygular işte. Alanımızda bunlar varsa zaten güzel bir şey yakalayamayız hayatta. Yapacağımız şey bu. Aslında bize ait olmayan, bize giydirilmiş duyguları şöyle bir atmak önemli. Normalde hepimiz saf sevgiyle dünyaya geldik. Hiç gördünüz mü küçücük bebeğin böyle öfkeli olduğunu, kızgın olduğunu, kötü olduğunu? Yok. Saf sevgi, saf duygularla dünyaya gelmiş. Hepimizin özü o. Sonradan
yaşadıklarımız, bize öğretilen, bilinçaltlarımıza yerleşen şeyler, işte böyle yetişkin bireyler halimiz oldu. Ne öğrendiysek, ailemizden ne gördüysek, tabii o 0-7 yaş arasındaki öğretmenler de etkili. Komşular önemli, arkadaşlar önemli. Orada konuşulan, yaşanan, duyulan, öğretilen her şey şimdiki hayatımız oldu. Yani direksiyon bilinçaltının elinde. %5 bilinçli halimiz düşünür. Bilinçaltı baskın çıkar. Konforu sever bilinçaltımız. Bilinçli halimizle deriz ki zengin olalım. Orada bir ailede para zor kazanılır denmiştir. Yani bilinçaltı müsaade etmez ki. Korkun vardır. Onun zor olduğuna inanırsın. Hareket ettirmez seni. Böyle bilinçaltımızdaki duygularımızı bula bula hepsini olumluya çevirmeye gayret edelim. Tabii hepsi bir anda olmaz, zamanlı olur. Bir eğitime gidip veya böyle birkaç kitap okuyup veya birkaç bilinçaltımızı temizledik diye tamam olduk. Hiçbirimiz daha olmadık. Hepimiz bu yolda öğrenciyiz daha. Daha çok öğrenecek şeylerimiz var. İster istemez herhangi bir olayda bizim de enerjimiz düşebilir. Yaptığımız şey ne? Onu fark edip hemen kendimizi toparlamak. Benim buradaki duygum ne? Niye bununla karşılaştım? Böyle buldukça, bunu da olumluya doğru çevirdikçe zamanla zaten az karşılaşıyorsun. Karşılaşsan da kısa sürüyor. Sonuçta bir toplumda yaşıyoruz. Herkes her şeyle karşılaşabilir. Mühim olan farkında olmak, fark edebilmek ve onu dönüştürebilmek. Korku en yüksek frekanstır olumsuz duygulardan. Korkumuz varsa ilerleyemeyiz bu hayatta. Ve korku çok yüksek frekans olduğu için mutlaka neden korkuyorsanız onu yaşarsınız. Benim çok büyük bir anım da var böyle korkuyla ilgili. Şey, çelik kasamda altın vardı yıllar önce, çok yıllar önce. Hep korkardım bir şey olur mu diye. Gerçekten hırsız geldi götürdü. Gerçekten yani deneyimledim ben de hayatımda. Ve birçok insan şu an bizi izleyen bütün arkadaşlardan mutlaka %80'inde veya %70'inde korkusunun başına geldiğini deneyimlemiştir. En güzel duygu ne? Sevgi. Şimdi korkuyu atmaya gayret edeceğiz. Tabii onun bir sürü yolları vardır. Korkudan arınmanın, korkumuzu dönüştürmenin yolunu. Ya hiçbir şey bilmiyorsak o korku geldi. Feteyle şöyle vurup hemen şu an şöyle bir korkum var. Bu korkumu kabul ediyorum. Yine korkuyu söyleyip şu korkumu Bir tane onaylıyorum. Böyle bir korkusun yapar yani. mısınız hemen? 2 dakika yapar mısınız? Mesela Mesela neyle ilgili bir korku alalım? tamam, yüksekten Nasıl düşmek. korkalım? Yüksekten Nasıl? düşmek. Yükseklik Peki. korkusu. Benim yükseklik korkum var. Bu korkumu kabul ediyorum. Önce kabul edeceğiz. Zaten kabul etmediğimiz her duygu hortlar. Benim yükseklik korkumun olduğunu onaylıyorum. Bak kabul ettik sonra onaylıyorum. Bakın şurası, Şimdi iki kaşın arası, göz kenarları, dudak üstü, şurası prana bölgesi. yani bölgemiz var da bu kadarı yetiyor. Evet. Evet, Bu timus. kadar yetiyor. Tabii şeylerde. Şimdi şu Evet. an bu korkumu sevgiye dönüştürüyorum. Oldu. Şükürler olsun. Yani bu en kolay dönüştürme yoludur. Korkularınız Kesin. için rahatlıkla yapabilirsiniz. EFT vuruşlarıyla. Korkudan sevgi frekansına geçmemiz için neler yapabiliriz? Bir kere başta yaradan olmak üzere. Yaradanın yarattığı her şeyi. Sevmek çok önemli. Çünkü yaradandan geldik ve dönüşümüz gene ona olacak. Bu arada geçirdiğimiz süreye hayat diyoruz işte. Şimdi ben kendimi sevmeme veya başka bir insanı sevmeme gibi bir lüksüm bile yok. Çünkü bende olan sende var. Sende olan herkeste var.
Yaradan'ın nuru bizde. Yani haşa kendimi sevmiyorum, o insanı sevmiyorum demek olmaz. Ha, bilinçaltı bize göre, biz iyi veya kötü de aslında herkese göre değişir. Öyle algılamış olabiliriz. Fakat özü Yaradan'ın parçasıdır. Onun nurudur. Sevmeme gibi bir lüksümüz yok. Hepinizi çok seviyorum. Öyle öyle. Allah, yani aklımıza gelen en korktuğumuz, en sevmediğimiz böcekten tutun, yani hani Evet. yılandan tutun, fareden tutun, neyi sevmiyorsanız ya da korkuyorsunuz, bir yaratılış amacı var. O hani Tesadüfen burada değiller. yaratılanı severim, yaradandan ötürü diyor Yunus. Ondan ötürü. Yaratılanı severim. Yani ne Evet. yaratıldıysa severim yaradandan ötürü. Gülü sevip de dikenini sevmemek olur mu? Olmaz Hepsini tabii. severim. O yaratıcı, o yüksek mimardan dolayı hepsini severim. Evet. O kadar güzel bir dizayn var ki zaten. O kadar güzel, her şey birbirine hizmet ediyor. Bunu gördüğünde insan çok etkileniyor. Sevmeme gibi bir lüksümüz yok. Her şey bir şeye hizmet ediyor. Her şey olması gerektiği gibi. Teslimiyet duygusu çok önemli. Yani teslimiyet duygusu olmadığında, yaradanla bağımızı kopardığımızda şu üç çakramız bir kere enerji iyi dönmemeye başlıyor. Çünkü bunlar ruhani çakralarımızdır. Kalp birleştiren, alttaki de maddi çakralarımızdır. Şurası maneviyattır. Teslim olmadığımızda, ben bir mesela hikaye çok etkilenmiştim. Balıkçılar şeye gidiyor. Balık tutmaya gidiyorlar sabah erken saatlerinde. Ve çok büyük bir fırtına kopuyor. Böyle deniz dalgalanmış, çok berbat bir gün olmaya başlıyor. Ve bütün o kasabadakiler, herkes bakıyor, o kadar kötü ki karanlık gibi görünmüyor bile. O kadar evham ediyorlar ki çok üzülüyorlar. Sonra bir balıkçının evi yanıyor kasabada. O iyice çığlık çığlığa geliyor, evim yandı diyor. İşte bir de balıkçılar da dönemedi, nasıl olacak bu, böyle figan ediyor. Sonra biraz vakit geçtikten sonra balıkçılar o fırtınanın içinde, o böyle karartının içinde gelmeye başlıyorlar. Herkes tabii eşine falan sarılıyor. Bu evi yanan kadın da döndünüz fakat evimiz yok demeye başlıyor. O da diyor ki eşine, çok şükür iyi ki yandı ev. Hepimiz o ışığı gördük geldik. Yoksa yolumuzu bulamıyorduk. Hala tüylerim ürperiyor. Düşünebiliyor musun? Yani her Hiçbir şey. şey göründüğü gibi değildir. En Evet. sevdiğim cümledir. Hiçbir şey göründüğü gibi değildir. Allah onların hayatını kurtarmak için evi yakmış. Ya Vay işte canına. dünyaya bu gözle baktığımızda telaşa gerek kalmıyor. Hiçbir şey Tepinmeye göründüğü gerek gibi kalmıyor. değildir. Gerçekten dünya malına yapışmaya gerek kalmıyor. Çünkü hepimiz misafiriz. Geldik. Ben şeyi de örnek veririm. Bir misafirliğe gittiğinizde diyorum, karıştırıyor musunuz oradaki evi? Ne yapıyorlar, ne ediyorlar? Düzeni bozmaya gayret ediyor musunuz? Yok. Oturuyorsunuz. Ne güzel. İkram edilenleri yiyip içiyorsunuz. Sonra teşekkür edip çıkıyorsunuz. Biz de canlara çok söylüyoruz bunu. Şimdi yazmışlar, Dünya da o kadar güzeller ki, mavi yakışmış, şu olmuş, bu olmuş. Çok böyle. güzel şeyler yazıyorlar. Tabii şeyler, eleştirilerini de çok seviyorum. Ama tabii bazen anlatıyorum. Yani biz misafirliğe gittiğimiz zaman ne bulursak yiyoruz, mobilyalarını değiştir demiyoruz. Mukaddes hocam, saçını aç, saçını topla, öyle olmamış, küpe takma, büyük küpe taktın, şunu yaptın. Geçen gün bir kardeşimiz demiş, ya yayınlarda hapşurma, çok rahatsız oluyorum. Hapşurma. Arkadaşlardan, ekipten yazmışlar, bana fotoğraf gönderiyorlar. Dedim, eleştirileri güzelce alın, kabul edin. Ne yapıyorsunuz siz? Hocam dayanamadım Evet. artık, hapşurmasın.
Hapşurmasına dayanamıyorum demiş birisi. Sesini kapatsın. Sesi kapatırsak konuğun sesi kapanır. Yani biz birbirimize artık hoşgörüyle yaklaşmalıyız. Sevgi böyle bir şeydir. Yayınları açıp kapatıyorum ben. Yorumları şeyi görmek istedim. Yorum kapandı mı? Yorumlar Kapanma var mı? Ben bazen şey oluyor. Sizi kaybediyorum, göremiyorum. Arada yayınları açıyorum. Bana kızıyorlar, kapatıp kesin. açık durmayın diye. Özür diliyorum sizden. Ben çoğunu göremiyorum zaten, olsun. Olursa soru Yok sorabilirsiniz. yok, soruları ben zaten soru Göremiyorum. işaretinden alıyorum. Ha öyle mi? İyi. Evet, alıyorum. Dünyayı da böyle gezmeye gelmişiz gibi, misafir olduğumuzu bir kere kabul edelim. Bir kere ölümün olduğunu, tabii ölüm derken de başka bir boyuta geçiş. Ölüm normalde yoktur tabii. Çünkü enerji yoktan var olamaz, vardan yok olamaz. Buradaki tekamül yolumuzu tamamlayıp göçtüğümüzde diyelim. Ne yanımızda para götürebiliyoruz, ne yanımızda bir eşya götürebiliyoruz, ne ev götürebiliyoruz, ne araba götürebiliyoruz. Kesinlikle. Ya onları boş verin. Çorap götüremeyeceğiz, değil mi? Çorap. Ha, öyle Çorabım vaziyette diye olan biri olmuştu. çorabım. Evet, çok severim ben o hikayeyi. Bilmemişler. Çorap giydirin bana demiş öldüğümde. Vasiyet ediyorum demiş, değil mi? Nasıldı o? Nasıldı o? Sonra çorap giydirmeye çalışmışlar. Hiç kimse izin vermemiş. Kadıya çıkmışlar, değil mi? Kadı da izin Aynen öyle. vermemiş. Yani çorapla gömemeyiz demişler. Ve giydirememişler. Yani ne demiş o zaman? Vay babama bir çorap bile giydiremedim. Vasiyetini yerine getiremedim demiş. Oğul da yani çok üzülmüş tabii. Ama Sonuçta hepimiz için baba geçerli bu. bilerek vermiş o vasiyeti zaten canım. Bir çocukların aklı başına Biraz gelsin, bak da tabii. götüremeyecekler diye. Ben de arada sırada bu hikayeyi anlatmam ama derim ki Allah'ım benim ayaklarım çok üşür, çorabımı bile giyemeyeceğim. Bir de Can, yani beni en çok etkileyen şey nedir biliyor musun? Yani en Evet. sevdiklerimiz, en canım dediklerimiz kapıya kadar geliyor. Yani mezarın kapısına kadar geliyor. Sonra kimse Öyle. seninle birlikte orada yatmıyor, değil mi? En Yani sevdiğin, yani senin için ölürüm diyen insan, ben onsuz yaşayamam diyen insan kapıya kadar geliyor, kapıdan geri dönüyor. Hadi ben gideyim de onunla yatayım diyen yok. İzin verilmez zaten de. Gideyim onunla hayatta da birlikte. Yani demek ki en şimdi sevdiklerimiz bile kapıya kadar geliyor. Ve hatta o kadar. ilk toprağı atanlar en sevdiklerimizdir. Onun Öyledir. anlamı nedir? Ya onun anlamı Yani o vardır. öyle mi? Evet, ya anlamlı tabii. Ya en sevdiklerinin arkandan senin ilk toprağı üstüne atan, ilk üstüne toprağı en sevdiğin atar. En yakını atar. Tabii en yakın atar. O tabii böyle bir gelenek gibi olmuş. Ayrıca bir sebebi var mı? Ben kendimce sebep uyduruyorum. Diyorum ki yani aslında orada bir mesaj var. Yani en sevdiği arkasından ilk toprağı atıyor. Kapıdan da geri dönüyor zaten. Orada diyor ki Hayat bu kadar diyor. kadar diyor. Hayat bu kadar. Yaşarken de ben senin için ölürüm, yok kurban olurum. Aslında bu tür şeylere de girmemek lazım. Kelimelerin gücü çok yüksek. Yani büyüdür. Konuştuğumuz her şey kendimize yaptığımız büyüdür. Allah beni kimseye muhtaç etmesin derken inan ki o insan belki sizin de çevrenizde vardır. Mutlaka muhtaç olmadan ölmemiştir. Dualarımız da olumsuz kelimelerden yapılıyor. Ya zaten biz birbirimize, yani insanlar muhtaçlık değil, insanlar bir arada mutlaka, yani bir marketten ekmek alırken bile, raftan bir kilo pirinç alırken bile oraya başkalarının dizmiş olmasına muhtaçsın aslında. Birileri oraya diziyor, birileri ekiyor, birileri biçiyor, birileri paketliyor, Öyle birileri rafa diziyor. Aslında biz birlikte yaşıyoruz. Muhtaçlık herhalde. değil. Birbirimize ihtiyacımız var bizim. İhtiyaçlı Hepimiz olma var. hali. Buna böyle bakmak Herkesin alanı lazım. farklı. Evet. Herkesin yolu farklı, alanı farklı. Kimi işte o ekmeği sana getiriyor. Sen işte başkasına bir hizmet ediyorsun. Öğretmen başkasına bir hizmet ediyor. Sonuçta hepimiz hizmet ediyoruz. Aslında meslek ayrımı da yapmamak gerekiyor. Lafı gelmişken, yeri gelmişken. Gerçekten herkes bir şeye hizmet ediyor. Yani sonuçta iyi meslek, yüksek meslek,
yok, aşağıda bir meslek yoktur yani. Onun görevi odur, ona da saygı duymak lazım. Düşün yani, onlar olmasa aç kalacağız. Bir çöpçü yeri süpürmese, değil mi? Tabii, Zaten ortalık atmayan çöplükten toplumun her geçmek tarafı tabii. alanı olacak. Hepsinin bir görevi var. Hepsine teşekkür ediyoruz. Emeklerine, yüreklerine sağlık. Hepsine. Onların da alanı o. İyi ki varlar yani. Zaten bir başka insanı küçümsemek aslında kendini küçümsemektir. Bir de öyle bir gerçek var. Başkaları hakkında kullandığımız her kelime aslında kendimizi kullandığımızdır. Zaten bilinçaltımız da öyle algılıyor. Sen başkasına iyi dediğinde sen iyi oluyorsun. Başkasına egolu dediğinde sen egolusun. Ne dersen karşıdaki, aslında bilinçaltı işte kendinle konuşmayı derken başkası için düşündüğünü aslında sen kendine söylediğini sanıyor. Böyle bir gerçek de var bilinçaltının, yani bilim adamlarının ispatladığı bir şey. Başkasını yargılarken, başkasını suçlarken aslında büyük büyük kelimeler de kullanmamızda fayda var. Aptal dediğimizde aslında kendimize söylüyoruz. Çok salakmış. O aslında kendimize söylüyoruz. Çünkü bilinçaltımız kimin söylediğini algılamaz. Niye başkasını dedikodusunu yaptığımızda veya yargıladığımızda bize dönüyor? Çünkü bilinçaltı diyor ya, şu komşum nasıl böyle oldu diyor. Veya bunun oğlu niye bunu yaptı? Bunun kızı neden böyle yaptı dediğinde hemen sen yaşamaya başlıyorsun. Niye yaşıyorsun? İşte bilinçaltı merak ettiğini sana getirir. Merak ettiğin her şey başına gelir. O yüzden güzel şeyleri merak edelim. Hayatımızla ilgili olumlu şeyleri merak edelim. Nasıl mutlu olabiliriz? İnsanlara katkımız nasıl olabiliriz? Nasıl katkı yapabiliriz? Veya insanlık diyaloglarını nasıl daha güzel tutabiliriz? Bir arada mutlu nasıl yaşarız? Onların yollarını bulmak gerekir. Yani başkasını tanımadan, etmeden yorumlara bayılıyoruz. Aslında tanıdığında bir bakıyorsun ki farklı biri. Öyle değilmiş. Fakat böyle peşin yargılı olmak artık işlemiş herhalde doğamıza. Bunu çok yaygın bir şekilde görüyorum. Tabii her gördüğümde de uyarıyorum. Çok şükür uyanlar da var. Tabii uymayanların da tekamül yolu. Yani sonuçta bir şey yapamıyorsun. Zaten şifalanmak da, farkındalık açılımı yaşamak da herkesin tekamül yoluna göre oluyor ve zamanına göre oluyor. Yani uyanmak istemeyen, yani hasta veya düzelmek istemeyen bir insanı, bir beyni hiç kimse düzeltemez. Eğer ilgisi varsa, eğer zamanı gelmişse, eğer inancı varsa, zaten inanç en yüksek frekanstır. İnancın yoksa zaten hiçbir şey gerçekleşmez. Mesela bu akşam hayallerimizi yapacağız. Hayalinin olacağına inancın yoksa zaten hayale girme diyorum. O şuradan istemen lazım. Onu isteyip istememesini de bir testle yapıp öyle çalışacağız. Çünkü belki 2-3 hayali vardır. Aslında bilinçaltı hangi hayaline daha yakındır? Onu seçip girmesi için, daha rahat ulaşması için. Ben bir de tabii çok yaygın bir şekilde şey anlatılıyor ya, işte rezonans kanunu, kuantum alanı diyoruz. Ben bunu halk dilinde daha çok rahat anlatıyorum. Ve insanlar daha rahat anlasın diye. Diyorum ki evren çarşı pazar. Fakat orada para geçerli değil. Enerji geçerli. Bir enerji yayıyorsun. Müthiş. O geçer. Başkasının enerjisini de alıp emaneten gidip oradan bir şey alamıyorsun. O da geçersiz. Mecbursun titreşimini yükseltmeye. Normalde sen farkında olsan da olmasan da şu an hepimiz bir titreşim yayıyoruz. Niye olumsuz şeylerle karşılaşıyoruz? Negatifteyiz. Frekansımız aşağıda. Çarşı pazardan onu toplayıp getiriyoruz. O geliyor. O enerjiye o kadar yükselttiğinde bütün zaten bolluk, bereket, güzel hayallerimiz, her şey yüksek frekansta titreşiyor. Çarşı pazar öyle diyorum.
Yani oradan bir şey almak istiyorsak öncelikle enerjimizi, titreşimimizi yükseltmek durumundayız. Başka şansımız yok yani. Emaneten de gidip alamıyoruz. Bunu yapmak durumundayız diyorum. Evrende her şey var. Çarşı pazar dolu. Her şey var, ne istersen. Ve hepimize yetecek kadar var. Çok bolluk bereket var. Yeter ki enerjimizi güzel tutalım. Yeter ki enerjimizi yükseltelim. İnanın bak nasıl farklı bir hayat olmaya başlar. Tabii önce arınmak gerekiyor. Böyle tek 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 atmak gerekiyor. Negatif duyguları, o kodlamaları yavaş yavaş toparlamak gerekiyor. Ondan sonra çarşı pazardan ne istersen hepsi senin, işte kuantum alanı dediğimiz çarşı pazar diyorum. Para geçersiz. Bunu söyleyince insanlar daha çok güzel algılıyor. Hatta bazıları diyor ki hocam ben de kullanıyorum bunu söyleyişimde falan diyorum. Kullanın, ne kadar güzel, daha insanın bilinçaltına daha güzel giriyor değil mi? Çok güzel. Çarşı pazara alışkın. Çok güzel. Ya Evet. zaten benim de söylediğim bir şey vardır hep. Ben de bunu söylemeyi çok severim. Hı. Para, para enerjiyi Biraz takip. benziyor. Para enerjiyi takip eder. Para O da enerjiyi enerji. takip eder. Mutluluk enerjiyi takip eder. Huzur enerjiyi takip eder. İlişkiler Ayrı değil. enerjiyi takip eder. Yani tersi değil. Aynen. Yani Ve bizde ne çok varsa önemli. dışarıda o var. Enerji neyse para ona göre vardır ya da yoktur. Enerji neyse ilişkiler de odur. Yani her şeyde sağlık. Sağlık da enerjiyi takip eder. Bolluk bereket de enerjiyi takip eder. Bu o kadar büyük bir formülasyon, formüldür ki. Enerjim neyse takip, yani o ne istiyorsam, enerjim neyse odur yani. Evet. Sadece ben, benimle ilgili. Bunu unutmayın canlar. Para enerjiyi takip eder. Para yoktur, para zor kazanılır. Enerji. Haklısın, haklısın. Para kolaylıkla gelir, kolaylıkla gelir, gider. Para bir enerjidir. Evet, Bir de haklısın. iyilikler yapmak durumundayız. Para geliyor da, para istiyorsun. Para geldiğinde kime ne iyilik yapacaksın? Bir kere adını koymak durumundasın. Hepimiz birbirimize vesileyiz. Yani biz başkasına iyilik yapmak durumundayız. Elimizden geldiği kadarıyla, bütçemizin el verdiği kadarıyla. Herkes bütçesine göre. Bir kişinin elinden tutmak, Ya birine para vermek çok bugün önemli. Kandil günü ya bugün. Sözünüzü Evet. kesiyorum. Çok sevdiğim bir can aradı. Kandilimi kutlayayım diye. Hayırlı kandiller. Çok uzun yıllardır tanıyorum. Çocukluk arkadaşım. Evet. Bana dedi ki ben dedi çok önce emekli oldum. Sen hala çalışıyorsun kızım dedi. Bu ne ya? Bu Evet. ne çalışıp duruyorsun? Nedir derdin? Bunu dedi mezara mı götüreceğiz dedi şeyi. Yani hep öyle Hı. söylenir ya. Ben de dedim ki Evet. canım. Evet. Canım, gerçekten bütün samimiyetimle söylüyorum. Ben hiçbir zaman para için çalışmadım çünkü para bir enerjidir. Benim enerjim neyse odur yani. Fakat hani Hazreti Peygamber de anlatırım ya ben hep bunu çok anlatırım. Hazreti Peygamber demiş ki bir gün ashabıyla otururken ben hepinizi çok severim ama içinizde en çok varlıklıları severim. Sitem etmişler. Ya Resulallah bizi sevmez misin? Bizde yok. Hayır demiş. Hepinizi seviyorum da varlıklı olup da eli cebinde olanları. Bunu örnek verdim. Dedim ki neden çalışmanın nesi kötü ki? Para kazanmanın nesi kötü ki? Yani İnsanlara da yardım etme şansı para artıyor. tabii ki. Tabii ki. Ben birisine yardım edeceğim zaman param cebimde 10 lira olmasıyla cebimde 1000 lira olması arasındaki fark Farklıdır. yüzde bin farklıdır. Benim cebimde 1.000 lira varsa 10 lirasını ayırıp 990 lirasını verebilirim. Benim cebimde 10 lira varsa 9 lirasını verip 1 lirasını saklayabilirim kendime. Yani vermeyi çok seven bir insan olarak bütün samimiyetimle bunu söylüyorum. 1.000 lira varsa Hatta alma verme çok önemli. Onu da bozmamakta 10 bin fayda lira, 10 bin, onu da yeni öğrendim. 10 bin lira varsa 9 bin lirasını verebilirim. Yani ne kadar çok bizler ekonomik olarak var. rahatsak o kadar başka canlara yardımcı olabiliriz. Bu gerçekten
gerçekten çok önemli. Onun için yapabildiğimiz kadar elimizde cebimizde olsun. Bir elimiz mutlaka cebimizde olmalı. Yani bugün kandil günü diye Evet, demiyorum. Elimiz cebimizden çıkmamalı. Yani saymadan verin zaten. Hesap yapmadan hesapsızca verin. Sizin saymanıza çok gerek yok. Rabbim biliyor senin ne kadar cebinden para çıktığını. Saymadan verin zaten. öyle Bu yaşadığında damak gibidir bu. bolluk bereket fazlasıyla dönüyor. Bir de öyle bir gerçek var. On... Fakat bolluk bereket dönsün diye de yapmamak gerekir içinden gelerek. Dur, evet, Bunu bilerek. şurada çok önemli bir şey var Can. Olmazsa nasıl yardım edilir demiş. Bu beni çok üzen bir cümle oldu şimdi. Yardım maddi yardım da değildir. Gidip Hani ne yapabilirim? bir yaşlı teyzenin evini süpürdüğünde de yardım etmişsindir. Lütfen para Olur. olarak Manevi bakmayın. yardım. Karşıya geçerken bir yaşlının Karşıya elinden tutup geçen bir çocuğun sırtına bindirip geçirmen de yardımdır. Bir kedinin kırık ayağını sarman da yardımdır. Bir kuşun kanadını onlara lütfen mama ver vesileyle. yardımı bende yoksa nasıl yardım edeyim? Lütfen benim canım bunu söyleyemez. Benim her gün burada beni izleyen benim canım yoksa nasıl yardım edeceğim diyemez. Evindeki yemeği insanlar görüyorum. Fazla yemeği çöpe atıyor. Kapının önüne kediye bırakmıyor. Canlara bırakmıyor. Ya o kadar çok insan görüyorum ki ben çöplerde harıl harıl şeyler, yemekler. Yahu yapmayın. Bir küçük tabağın içine koyun. Bir yoğurt kasesine koyun, kapının önüne koyun, oradaki kedicikler yesin. Yani o da vermektir. Hani olmayınca nasıl vereyim? Yok, Sebebinde ben bunu kabul etmiyorum. Büyüklerinizi olmak arayıp ne halini hatırını sormak da yardımdır. Evet. Efendim Can? manevi yardımlar yapabilir. Yani sonuçta herkes maddi yapacak diye bir şey yok. Herkes çok yapacak diye bir şey de yok. Herkes elinden geldiğince yardımlar yapacak. Ha, yoksa da manevi yardımlar yapacak dediğiniz gibi bir alışverişinde yardımcı olabilir. Başka bir şeyde yardımcı olabilir. Bir yaşlı insanın elinden tutabilir. Ya Yani yardım çeşitleri yoktu. Yeter ki niyet et. bir gün bakın bir gün ben markette bir şey alırken 50 kuruş eksik çıktığı için marketteki aldığım şeylerin bir kısmını bırakmak istediğimde oradaki bir can çıkarıp 50 kuruşunu verdi bana. Bakın bu benim parasız olduğum anlamına gelmez. O an için bende 50 kuruş olmadığı anlamına gelir. Yardım. İyi. Oradaki verdiği 50 kuruş ihtiyacım olmadığı halde paraya bana benim için ne kadar büyük bir yardımdır biliyor musunuz? Çünkü Evet. yani çantasız gittiğim bir yerde arabamla gidiyorum. Hadi şuradan bir şey alayım anacım gelmiş diyorum. Bakıyorum şey eve geleceğim, çantamı alacağım, geri döneceğim. Orada 50 kuruş ilave ederek benim 1 kilo bulgur almama sebep oldu mesela. Allah bin kere Bu da iyi. razı olsun. Bakın yardım 50 kuruşla şu anda şurada 1600-1700 kişinin önünde Allah razı olsun Berat gününde diyorum bak. Berat gününde o 50 kuruşu veren kardeşim ama yani 1000 kere rica ettim vermemesi için. Lütfen dedim çünkü kul hakkı benim için çok kıymetli. Dedi ki ben veriyorum gönüllü. Siz olsaydınız vermez miydiniz? Ben de verirdim 50 kuruşunu. Yani bakın bu da bir yardımdır, hayırdır. 50 kuruştan bahsediyorum ve benim gibi ekonomisi iyi olan bir insana yapılan yardımdan bahsediyorum. Bir yardımdır yani bu da. Anlatabiliyor muyum? Çok güzel bir şeydir. Bak şu anda burada hayır dua ettim güzel kardeşimize. Öyledir. Bir de Yardıma mesleğimiz öyle neyse, bakalım lütfen. Evet. elimizden ne gelirse. Herkesin bir mesleği var sonuçta. Hı. Mesela öğretmen ne yapar? Bir öğrenciye para almadan yardımcı olabilir. İhtiyacı olan birine. Bizler, sizler bakacağız. Maddi durumu yoksa el atacağız. Yani şimdi onda şifalanması gerekiyorsa ben severek yapıyorum. Yaptıklarıma da helal hoş olsun diyorum. İhtiyacı varsa yapacağız. Yani mesleğimiz neyse onunla ilgili yapacağız. Ben korona başlarken haftada bir canlı yayın yaptım. Haftada bir. Çünkü insanlar çok moralsizdi. Onlara katkı olsun diye. İşte bu da bir iyilik gibi düşünün. Yani hep tamam para da iyilik. Bu tür şeyler de iyiliktir. Evet, can.
Çok Yavaş yavaş saatler nasıl? güzel Ne durumda? bir yayın. Çok güzel gidiyor gerçekten. Harika gidiyor. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum. Gelenler de güzel. O kalp çok önemli. Gelen insanların kalbi çok önemli. Sağ Evet. olsunlar. Saat ne kadar süremiz var? Yok, süremiz var. Çalışmamızı. Süremiz var, süremiz. Anlatacaklarınız bitti mi sizin? Benim yapacağım biraz uzun bir şeydi, o yüzden Ha, sordum. tamam. Yani böyle kısa bir Olur. şey değil. Başlayabiliriz o zaman. Sorun yok. Yani ne şu an bir ne kadar konuştuk bilemiyorum, ona Bir göre ayarlayalım. saat 5 dakika konuştuk. Yavaş yavaş bence önce bir ayağa alalım yayınımızda olan her canı. Önce bu herkesin mutlaka bir hayali vardır. Mutlaka vardır. Birkaç tane de vardır da en az bir hayali vardır. Öncelikle bir kas testiyle bu hayal gerçekten bizim istediğimiz hayal mi? Şimdi bir de hayallerle ilgili de biraz edeceğim. Sonra çalışmamızı yapacağız. Ayağa kalkalım. Yönümüzü kuzeye doğru dönelim. Gözlerimizi kapatalım. Ve hayaliniz neyse onu söyleyin. Eğer bedeniniz öne doğru eğiliyorsa, evet, bu hayalinizin isteğiniz bilinçaltınızda yeri var demektir. Arkaya doğru gidiyorsanız bence başka bir hayal yapın diye düşünüyorum bu akşam için. Çünkü güzel bir enerji var ve inşallah çok da etkili bir çalışma. Genellikle herkes hayaline ulaştı bireysel çalışmalarda. Şimdi darısı size olsun. Bir de özel bir geceye denk geldi mutlaka. Bununla ilgili sormak istediğiniz var mı? Şimdi böyle kas testi yaparken yorumları ben göremiyorum canım benim. Sen görüyor musun? Kas testini anladılar mı? Yönlerini ayağa kalkacaklar. Yönleri kuzeye doğru olacak ayakta. Gözler kapalı hayalini söylesin. Bu hayali istediğini sordum. Bunu istiyor mu? İstemiyor. Kuzeyi nasıl anlarım diyen canlar, işte tahmini bir yöne doğru dönün lütfen. Çok bulamasanız da önemli değil. Kuzey olursa olur, olmasa da o niyetle dönün gene. Kendinize sorun. Gerçekten ben bu hayalimin gerçekleşmesini istiyor muyum diye sorun. Gözler kapalı. Eğer öne doğru gidiyorsanız evettir. Arkaya doğru gidiyorsanız hayırdır. Şayet evet çıktıysa hayalinizde bu çalışmada onu hayal edin. Hayır çıktıysa başka bir dileğiniz için yapın ki sizin için gerekli olan hayaliniz gerçekleşsin. Nasıl, tamam mı? Bulmuşlar mı hayallerini? Ben yorumları göremiyorum. Evet, buldular. Buldular. Hayallerimize neden ulaşamıyoruz bazen? Biraz da o konudan bahsedeyim. Hayalimizde başkasının hakkına girme varsa, biz mutlu olurken başkası mutlu olacaksa, mesela sevgilim bana geri dönsün. Belki başka ilişkisi vardır. Belki senin için hayırlı değildir. Belki o sana döndüğünde diğeri üzülecektir. Hayırlısını dilemek gerekiyor. Çok zengin olayım. Çok zengin olayım, hava atayım. Akrabalara gösteriş yapayım. Bu da gerçekleşmez. Bunun gibi hayalinizde eğer başkasını kıracak, üzecek durum varsa, yani böyle burada böyle olumsuz şeyler varsa bu hayal gerçekleşmez. Yani hayalimizin de saf olması gerekiyor. Onu istediğimizde kendimiz için, bizim ihtiyacımız için istediğimizin farkına varalım. Başkasına hava atmak için değil, egomuzu tatmin etmek için değil, inat uğruna değil,
Yok sevgilim geri dönsün, sonra ben onu terk edeyim. Böyle bir hayal kurmayın. Boşa gitmesin. Yani bu geceyi güzel değerlendirelim diye söylüyorum. Mesela mirastır. Hepinizin aynı eşitlikte almanız gerekiyor. Yok bana çok versinler. Benim payıma düşen çok olsun. Bu tarz hayalleri yapmayalım. Buna özen gösterelim. Başkasının hakkına girmeden saf duygula istediğiniz her hayal gerçekleşir. Zaten içinizde olan hayal size verilmiş ki bu akşam ona niyet edeceksiniz. Size verilmeyecek bir şey zaten hayaliniz olmaz. Fakat zamanı vardır, sabretmek lazım. Şey gibi düşünün. Ben bu hayali yaptıktan sonra çapalayacağız ya. Şöyle düşünün. Nasıl bir yere giderken bir bilet alırsınız. Otobüs bileti veya uçak bileti alırsınız. Bilirsiniz yani habire sorgulamazsınız. İkide bir gidip bilete gelip bakmazsınız değil mi? Bilirsiniz günü geldiğinde o seyahatinizi yapacaksınız. Bunun gibi düşünün hayallerinizi de. O mutlaka içinize düştüyse o sizindir. Bunun mutlaka yani bunun duygusu çok güzel. Gerçekten size verilmeyecek bir hayal içinize düşmez. Size verilecektir o. Mutlaka verilecektir. Fakat hırs yapmayın. İkide bir sıkıştırmayın enerjinizi. Ne zaman olacak? Niye olmadı? Hayal bir tohumdur. Tohum ektiğimizde ikide bir gidip toprağa kazar mıyız? Hayır. Onun bir süresi vardır. Bir zamanlaması vardır. Evrenin de öyledir. Sizin de hayalinizin gerçekleşeceği bir zaman vardır, bir yol vardır. Belki de şimdi parayı size verse, belki hayatının alt üst olacak. Belki o bilinçte değilsiniz. Belki o parayı hemen bitireceksiniz. Bir şey rayına oturduğunda sizin ihtiyacınız olan şey, o hayaliniz mutlaka gerçekleşir. Yeter ki güzel niyetler yapın. Bu güzel gecede tabii hepinizin şimdiden hayalleri gerçekleşsin diliyorum. Şimdi biraz da şey yapacağız. Affetmeler, biraz arınalım da öyle hayalimize gidelim. Ben öyle bir çalışma düşündüm. Arınmak da çok önemli. Negatif duygularla hayallere ulaşmak daha çok zaman alır. Böyle yüzeysel de olsa biraz arınma niyetleri yapacağız. Öncelikle sessiz ve sakin bir yer seçelim. Karanlık bir oda olabilir, loş bir oda olabilir. Hayallerimizi anladık artık. Ne tutacağınızı siz artık kesinleştirdiniz. Uzanalım güzel sessiz bir yere. Veya oturarak da yapabilirsiniz uzanmak istemiyorsanız. Fakat biraz karanlık. Oturunca da biraz daha böyle rahat oturun. Biraz böyle ayaklarınızı uzatarak oturun. Sırt üstü uzanın. Eller iki yanınıza açık olsun. O enerji çalışmalarında yaptığım gibi iki yana açık eller. Sırt üstü uzanıyorsunuz. Oturuyorsanız da yatıyorsunuz da ayaklar üst üste geçmeyecek. Biraz bacaklar aralıklı olacak. Eğer oturuyorsanız tabanınız yere basacak. Herkes anladı değil mi? Soran var mı? Bir şeyler soran var mı? Ben Yok. göremediğim için Yok. yardımcı olalım yani. Hayallerimizi tabii yaptık yapınca size diyeceğim ki o doruk noktasında şimdi onu şimdiden göstereyim. Şu işaret parmağıyla orta parmağımızın bak işaret parmağı ve orta parmağımızın eğer elleriniz hangisi daha sağlıklıysa, daha darbe yoksa çünkü çapalarımız yaşamdan da gelen çapalarımız vardır. Mesela bir el ameliyatlıysa, düşmüş şurada iz varsa diğer elinize atın. Yani daha iyi olur. Ellerinizde olmasa bile dizlerinize atın eğer dizleriniz sağlamsa. Çünkü daha önce olumsuz çapada bu güzel olumlu çapa gene olur da biraz daha ertelenerek olur. O yüzden sağlam elinizi seçin. Ben tutun dediğimde şu parmakla şu parmak arasındaki şu boşlukta şöyle bir tutma yapacağız. Onu sizi yönlendireceğim. Tutacağımız yer burası. Çünkü bunu öğrenin, farklı bir şey yapmayalım bu. Dizinize olursa dizinizin diz kapağınızı gene öyle sıkacaksınız. Ellerinizde sorun varsa, daha önce
işte bıçak yaraları, ameliyatlar şu bu varsa dizinize atarsınız. Evet, şimdi gözler kapalı. Seçtiğiniz yerinizi. Öncelikle güzel bir niyet yapalım. Bu özel gecede tüm negatif enerjilerden arınmaya, güzel bir hayata, hayalime kavuşmaya niyet ediyorum diyeyim. Bolluk bereket içinde yaşamaya, günahlarımın affolmasına niyet ediyorum. Sevgi ve huzur içinde yaşamaya. Çok güzel bir dünyaya niyet edelim. Evrene, dünyamıza güzel niyetler yapalım. Bu çalışmayla beraber şifalanmaya niyet edelim. Eğer bir alanınızda hastalık varsa, ruhen veya fiziken, en önemli şey zihin, beden ve ruhun uyumuna niyet edelim. Zihnimin, bedenimin uyum içinde olmasına, enerjimin dengede olmasına niyet edelim. Çünkü enerji dengede olmadığında olumsuzluklar yaşanıyor. Derin nefesler alıp verelim. Gözler kapalı. Derin nefesleri burnumuzdan çekelim. Yavaş çekiyoruz. Sakin ve yavaş. Sonra ağzımızdan yavaş yavaş verelim. Burnumuzdan çektiğimizde tüm güzel enerjileri içimize aldığımızı, karnımızı şişirelim, biraz bekletelim orada. Evet, ağzımızdan yavaş yavaş verelim. Bir derin nefes daha alalım. Ağzımızdan yavaşça. Yavaşça bir burnumuzdan derin nefes çekelim. Bütün pozitif enerjili güzellikleri içimize aldığımızı hayal edelim. Sağlığı, bolluğu, bereketi, huzuru karnımızda tutalım. Aşkı, neşeyi hepsini içimize aldık. Şimdi ağzımızdan yavaş yavaş verirken tüm negatif enerjileri kendinizden uzaklaştırdığınızı hayal edin. Son bir nefes daha alalım. İyice bir gevşeyelim. Boynumuzu, omuzlarımızı iyice bir gevşesin. Kollarımızı gevşetelim. Ellerimizi, parmaklarımızı iyice bir gevşetelim. Evet. Şimdi iç karın bölgene odaklan. İçine odaklan. İçindeki tüm organları iyice gevşet. Hafiflesin. Rahatla. İyice bir rahat. Bacaklarını iyice bir gevşet. Diz kapaklarını, ayaklarını, ayak bileklerini iyice bir gevşetiyorsun. İyice bir rahat. Bütün ayak parmakları iyice bir gevşesin. Şu gevşekliği, şu rahatlığı iyice bir hisset. İyice bir hisset. Evet, şimdi söylediklerimi tekrarlayabilirsiniz. İyice rahatladınız. Bu akşamdan itibaren kendimi daha çok sevmeyi, kendime daha çok değer vermeyi seçiyorum. Kendimi olduğum gibi kabul ediyorum. Anne ve babamın benim iyiliğim için yaptığı, çabaladığı her şeyi şimdi anlıyorum.
Onlar da atalarından öğrendiklerini bize uyguladılar. Onların doğrusuydu o. Onları sevgiyle kucaklıyorum. Annemi, babamı seviyorum. Onlara bize kattıkları her şey için teşekkür ediyorum. Onlara şükran duyuyorum. İyice bu duyguyu yaşayın, hissedin. Hiçbir anne baba çocuğunu üzmek için bir şey yapmıyor. Sadece algılarımız farklı. Sadece bazen de onların bildikleri o kadar. Çünkü her anne baba çocuğunu çok seviyor. Onları sevgiyle, sevgiyle anın. Onlara teşekkür edin. Sağ olsunlar. DNA ve hücresel hafıza boyutunda atalarımdan bugüne bana aktarılan bütün olumsuz karmalardan bildiğim, bilmediğim, benim yarattığım bütün olumsuz karmalardan Allah'tan af diliyorum. Tövbe ediyorum. Karmalarımdan, tüm olumsuz karmalarımın iptal olmasına niyet ediyorum. İyi enerjide kalmaya niyet ediyorum. Beni ilerlememi engelleyen tüm olumsuz karmalarımdan arınmaya niyet ediyorum diye. Bilinçaltımda bana hizmet etmeyen, beni geriye çeken, ilerlememi engelleyen, bütün tüm olumsuz kodlamalarımdan bu akşam arınmayı seçiyorum. Bunların yerine olumlu, güzel kodlamaların gelmesine, kendimi daha iyi hissetmeye niyet ediyorum. Anne rahminden başlayarak bugüne kadar getirdiğim aslında anneme ait olan bütün olumsuz duyguları, tüm yaşadığım olumsuz hayatı annemin yerine ben seçtiğim için, ben sahiplendiğim için af diliyorum. Bu ben değilim. Bunlar annemin yaşadıkları. Ben bu değilim. Kendimi seviyorum. Annemin travmalarından, tüm olumsuz duygularından arınmayı seçiyorum. Onun yaşamak istediği, yaşayamadığı hayatı ben yaşamak durumunda değilim. Onun doğrusu veya yanlışı benim doğrum yanlış değil. Bana öğretilen, bana giydirilen, bana yaşatılan, küçük olduğum için doğru olarak kabul ettiğim veya yanlış olarak algıladığım her ne varsa ait olduğu kaynağa onun yerine benim yaşamam için gerekli olan duyguların gelmesine niyet ediyorum. İstediğim bolluk, bereket, aşk, iş, başarı, güzel ilişkiler, her ne varsa bunlara ulaşamamamdaki bana engel olan atalarım olsun, kendim olayım, ailem olsun, her ne varsa bu akşam Yaradan'ın izniyle hepsinin iptal edilmesine, bunun yerine saf sevgiye geçmeye niyet ediyorum. Allah'ım içimde bende olan kızgınlık duygumu, öfke duygumu, kırgınlık duygularımı, endişelerimi, kaygılarımı, korkularımı, benim için negatif olan tüm duyguları
Benden uzaklaştırmana niyet ediyorum Allah'ım. Senin saf sevgine dönmeye niyet ediyorum. İlk doğduğumuz hale, o saf sevgiye geçiş yapmaya niyet ediyorum. Bugün en güzel enerjilerin açık olduğu, bize bu şansı verdiğin gecede Allah'ım, tüm sevdiklerimizle güzel yaşantılar vermeyi nasip et. Olan veya olmayan her şeye şükürler olsun. Bolluk berekete geçmem için annemde, işimde, insanlara yardım etmemde bana katkısı olacak zenginliği, bana ve tüm isteyenlere, şu anda benimle aynı niyete giren tüm arkadaşlarıma, Allah'ım önce onlara, sonra bana nasip et. Çok şükür. Kaygılandığım konularda, tasalandığım, evham ettiğim veya sıkı tuttuğum, bu bir eşya olabilir, bir ev olabilir, çocuğum olabilir, arkadaşım olabilir, annem veya babam olabilir. Her kim varsa onları özgür bırakmaya niyet ediyorum. Onlarla daha kendi enerjilerimizle yaşamaya niyet ediyorum. Benim sıkışmış kalmış bu duygumun onlara ve bana katkısı yok. Bunları şimdi serbest bırakıyorum. Bugüne kadar beni kıran, bu çok önemli, beni üzen, bilerek veya bilmeyerek bana kötülük yapan veya iyiliği dokunan, fakat ben kendim kırılmış olabilirim, tüm insanları, ailemi, kardeşlerimi, anne babamı, ölmüş olsalar bile hepsini affediyorum. Hepsine hakkımı helal ediyorum. Onların da beni affetmelerine, haklarını bana helal etmelerine niyet ediyorum. Ve geçmişimden, onlardan özgürleşiyorum. Daha huzurlu, daha rahat, daha iyi yaşamaya niyet ediyorum. Yoluma çıkan, bana engel olan, bazen fark etmediğim her ne varsa, yolumun bunlardan arınmasına, güzel kapıların açılmasına, bu akşamki niyetimin, hayalimin de bütünün hayrına, herkese katkı olacak şekilde gerçekleşmesine niyet ediyorum. Bu anlamda tüm güzel olan değişim ve dönüşümleri hazırım, kabul ediyorum ve onaylıyorum. Ben en güzel şeye layığım ve ben bunları hak ediyorum. Tüm güzel şeylere kendimi açıyorum. Onların gelmesine, hayalimin gelmesine izin veriyorum. Mucizelere kendimi açıyorum. Hepimiz zaten birer mucizeyiz. Bunun farkında, bilincinde olmayı seçiyorum. Bana verilen her şeyi, en güzel şeyleri komşuma da, aileme de, herkese, her ihtiyacı olana da verilmesine niyet ediyorum. Şu anda niyete giren tüm insanların sağlığına kavuşmasına, şifalanmasına, maddi durumlarında şayet bir sıkışma varsa oranın açılmasına, bolluk bereketlerine, rızıklarının açılmalarına,
neşe içinde olmalarına. Yaradan'ın o teslimiyet duygusuna geçmelerine, Yaradan'la bir olmalarına, evrenle bir yaşamalarına, insanlık yolunda hepimizin ilerlemesine niyet ediyorum ve bunu kabul ediyorum, onaylıyorum. Hepinizin alanına yayılsın. Tüm güzellikler hep bizimle beraber olsun. Evet, şimdi bir derin nefes alıp verelim. Evet, karşınızda kocaman bir kapı var. Anahtara hiç gerek yok. Çift taneli bir kapı, yemyeşil, muradınızın olduğu, olacağı bir kapı. Yemyeşil, çift kanatlı ve elinizi dokunun, hemen açılacaktır. Evet, parmakla bile itekleyebilirsiniz. Açılıyor. Orası şimdi şu an sizin hayallerinizi gerçekleştirme alanı. Hayaliniz her neyse, orada yaratın bunu. Girdiniz içeri. Burası tam istediğiniz gibi bir yer. Evet. Hayalinizi, arzuladığınız şeyi, o alana, orada onu yaşıyormuşsunuz gibi kurun buraya. Bu sizin için verilen güzel bir alan. Hayallerinizi gözünüzde iyice bir canlandırın. Kıyafetlerinizi görün, üstünüze ne giydiğinize kadar görebilirsiniz. Eğer ev düşünüyorsanız, evin tüm odalarını, mutfağını, banyo, tuvaletini, bütün alanlarını gezin. Araba diyor istediyseniz, arabanın içine oturun. Rengini görün, markasını görün. Eğer bir aşk istediyseniz, o kişiyi görün. Veya onu bir ışık gibi görün. Fakat buna istediğiniz, olması gereken o duygularınızı söyleyin. Nasıl biri sizi mutlu eder? Hayalinizi yarım yamalak yapmayın. Tam yapın. Ne istiyorsanız adını koyarak söyleyin. Yaradan'ın gönlü boldur. Ne isterseniz verir size. Yeter ki ona güvenin, kendinize güvenin. Bolluk, bereket hepinize yetecek kadar var. Ne istiyorsanız var. Siz yeter ki onu, enerjinizi yükseltin. Onu iyice bir haddesiniz. Eğer bir ev istiyorsanız mahallesine kadar seçin. Katına kadar seçin. Arabayı öyle. Şifa istiyorsanız, şifalanırken, sağlığınız yerine geldiğinde nerelere gideceksiniz, oraları görün. Yani ne yapacaksınız? Para istiyorsunuz, zenginlik, bolluk, bereket. Geldiğinde nereye harcayacaksınız? Kime ne yapacaksınız? Bir niyet yapın orada. Öncelikle bu hayalim gerçekleştiğinde bir niyet koyun. Şunu şunu birine yapacağım diye bir niyet koyun. Adını koyun. Onun sevabına bir şeye bu akşam, bu hayaliniz için niyet koyun. Bu dileğim olduğunda adını koyun. Kime ne yapacaksınız? Evet. Şimdi biraz sessiz duracağım. Siz bir hayalinizin içine iyice bir girin. 2-3 dakika. Orada kimler var? Görün. Evin içindeyseniz mutfakta bir koku geliyor mu, onu hissedin. O hayalinizde bir şeye dokunun. Evet, bu hayaliniz bir renk olsaydı rengi nasıl olurdu? Bir renk verin.
Evet, bu hayaliniz bir sayı olsaydı hangi sayıyı verirdiniz? Bu hayaliniz bir ses olsaydı neyin sesi olurdu? Bir parça olabilir, kuş sesi olabilir, su sesi olabilir. Kendiniz hayalinize bir ses verin. Evet, bu hayalinizin bir tadı olsaydı nasıl bir tat verirdi sizin dilinizde? Ne hissederdiniz? Ne olurdu bu tat? Kahve mi, bal mı, şeker mi? Başka sevdiğiniz bir şey mi? Tadını alın, onu hissedin. Evet, bu hayaliniz bir tat olsaydı hangi tat olurdu? Ya koku olsaydı ne olurdu? Hangi koku olurdu hayaliniz? Kusun, o kokuyu alın. Burnunuza iyice çekin. Hayalinizin bir kokusu var. Onu hissedin. Ya dokunsaydınız hayalinize, soft bir şey mi olurdu yoksa sert mi? Nasıl bir şey olurdu? Yumuşak mı? Onu da seçin. Hayalinizi olmuş gibi tüm hücrelerinize kadar indirin. O heyecanı yaşayın. Ve şu an gerçekleşmiş gibi o heyecanın içine girin. Mutlu olun. Mutlu olurken ne yaparsınız? Onu yapın. Zıplar mısınız? Bağırır mısınız? Coşar mısınız? Ne yaparsınız? Birine mi sarılırsınız? Yapın onu. O hayaliniz mutlaka zamanı geldiğinde gerçekleşecektir. Onun sevincini yaşayın. O mutluluğu yaşayın. Evet, o çok mutlu olduğunuz, o heyecanlı olduğunuz anda işaret parmağıyla orta parmağın arasındaki derimizi tutalım, böyle bastıralım. Ne çok acıtın, ne çok hafif tutun. Veya dizinize yapın. Evet. Fakat hissedin oradaki tutumu. O böyle mutluyken, tam mutluyken orayı çapalıyoruz şimdi şu an. Yaradan'dan gelen pırıl pırıl parlayan çok güzel bir yıldız indi ve çapa attığınız yere kondu. Evet, siz artık her oraya dokunduğunuzda hayallerim gerçekleşti, şükürler olsun diyeceksiniz. Ve o yıldızı orada parlatın. İyice parlasın, yerleşsin oraya. Evet, çapanız hayırlı olsun. Kimin içinden ne dilek geçtiyse en hayırlısı gerçekleşsin. Yaradan'ın bu sevgi, şifa enerjisi çapanızın üstünde olsun, gönlünüzde olsun, alanınızda olsun. Hepinize sevgi ve şifa olsun. Bir derin nefes alın, yavaşça verin. Bir derin nefes daha alalım. Yavaşça verin. Çok şükür hayalim gerçekleşiyor. Oldu, oldu. Amin. Şükürler olsun. Gözünüzü hazır olduğunuzda açabilirsiniz. Sevgi ve şifa olsun. Gönlünüzden geçen dileklerin en hayırlısı gerçekleşsin. Çok güzeldi. Enerji akışı da güzeldi. Herkese şifa olsun canlar. Olsun. Bu Bütünün arada hayırlı. bütünün hayrına şifa olsun. Sizden başlayarak bütünün hayrına olsun. Yukarıda Yani sol köşede Mukaddes Pekin Başdil'in yanındaki ok işaretinden takibi alabilirsiniz sevgili canlar. Yukarıda Mukaddes Pekin Başdil'in yanından ok işaretinden baktığınızda Yıldız Demir Döneni göreceksiniz sevgili canlar. Oradan takibi alabilirsiniz hemen ok işaretinin yanında.
Teşekkür ediyorum. Sayfadaki bilgileri okuyabilir, takip edebilirsiniz. Sormak istediğiniz Teşekkürler. soruları Yıldız Hanım'a DM'den sorabilirsiniz. Hepinize şifa olsun sevgili canlar. Bütünün hayrına gerçekleşsin hayaller. Şimdi ne yapıyoruz? Çapa dediğimiz tabii şurada tuttuğumuz, hissettiğimiz şey. Şimdi elimizi yüzümüzü yıkarken ister istemez orayı göreceksiniz. Her gördüğünüzde hayalim gerçekleşti. Beyniniz inanamıyorsa hayalim gerçekleşiyor deyin. Yani biraz daha yumuşatarak söyleyelim. Gerçekleşti derken bazı bilinçaltları kabul etmiyor bunu. Siz hayalim gerçekleşiyor veya her gün hayalime daha çok yaklaşıyorum diyebilirsiniz. Hangisi bilinçaltınız kabul ediyorsa. Ve orayı sevin, dokunun. Zaman zaman dokunun. Akşam mesela yatmadan önce dokunun. Ben öperim mesela. Benim de çapam var. Öperim. Oldu diyorum. Şükürler olsun diyorum. Yatmadan önce derin nefesler alıp hayalim gerçekleşiyor diyeyim. Biraz da yani o hayalin içinde kalın. Ondan sonra uyuyor. Zaten gece neyle yatarsak sabah onunla uyanırız. Gece düşündüğümüz her olumsuz da düşünsek sabah olumsuzlukla uyanıyoruz. Güzel şeyler düşünüp yaptığımızda da güzel şeylerle uyanıyoruz. Çünkü bilinçaltımız uyumuyor. Evet. Yıldız Hanımcığım çok teşekkür ediyoruz. Harikaydı gerçekten. Ağzınıza sağlık, emeğinize sağlık. Sevgili Rica ederim. canlarım, hepinize Söylediğiniz şifa olsun. şifa Hayırlı olsun. kalplerinizle olsun hepinize. Renkleri mesela renkleri yaptık ya, o renkleri gördüğünde aslında renklere de çapa attık. O renkleri gördüğünde hayallerini hatırlayacaklar. Çünkü gönülden istediğiniz, kalpten istediğiniz her şey gerçekleşir. Yeter ki şu gönülden istediğinizden emin olun. Hepinizi çok seviyorum. Şifa olsun. İnşallah. Teşekkürler. Sayfayı söylerken bir de şey var. Ben Kadınlar Günü için kampımız var 25-28 Mart. Oraya katılmak isteyen varsa farkındalık ve şifa kampı katılabilirler. Bir de çekiliş, bir kişiye ücretsiz çekilişim var. Bilemeyiz bakalım kime nasip olur. Bu akşam yarın 18 akşama belli olacak. Bak ona da Onları denk geldi. takibe Evet. geldiğinde Yani sayfanızda şunu görecekler. katılabilirler. Sayfanızda Aha. görürler. Evet. Hepsine sevgi ve şifa olsun. Senin de yüreğine sağlık. Çok Canım benim. teşekkür ederim. Çok teşekkür Güzel ederim. bir. Çok teşekkür ederim Can. Çok sağ olun. Sormak Çok teşekkür istediklerim bir şey ederim. var mı? Rica ederim. Ben çok teşekkür ediyorum. Konuk Yani ettiğiniz için. Sağ DM'den sorarlar artık hepsiniz. Ne sormak olun. isterlerse DM'den sorarlar. Takibi almışlardır zaten. Evet. Tamam. Herkes. Kendinize çok iyi bakın. Yüreğinize sağlık. Çok teşekkür Sağ ederim. olun. Ben de Sağ olun. teşekkür ederim. Hayaller için acele etmesinler. Günü ve zamanı vardır. Sabırla beklemek de güzeldir. Çok Hepinize teşekkür teşekkür ediyorum. ederim. Çok Öpüyorum. teşekkürler. Yarın Görüşmek 22'de üzere. Anet'in Selbert'le Bolluk Bereket'i konuşacağız ve onunla ilgili çalışmalar yapacağız. Bu arada bu yayını da hemen şimdi IGTV'ye kaydediyorum buraya sevgili canlarım. Yarın Niyet saat yapalım. 20'de de Sonradan izleyenlere de aynı enerjiyle aynı etkiyi göstermesine niyet ediyorum. Evet. Sonradan İnşallah izleyenlere de karşılıklı herkes bunlara da evet her niyet koyalım. şey andadır zaten. Onlar izlerken de Evet. olan anındadır. Tabii. Hepinize şifa olsun canlarım. Hemen şimdi Amin, kaydediyorum. amin. Herkes. Yarın 8'de bir YouTube kanalında olacak yayın. Oradan da Hayırlı izleyebilirsiniz. olsun. Hayırlı olsun. Çok Tekrar teşekkür hayırlı kandiller olsun. Herkesin gönlünden geçen gerçekleşsin bütünün hayrına. Çok Öpüyorum. teşekkürler. Sevgiler. Güzel akşamlar olsun. Teşekkür ediyorum. Sağ Sağ olun. İyi akşamlar. olun. Teşekkürler. Teşekkürler.